tavuğumuz hastalamış. Nasıl hastalamış? Böyle kafasında bir küçük şişme var. Ve sesinden anlaşılıyor. Sanki nefes darlığı çekiyor. Bak, ağzı hafif açık kalmış. Şöyle yüzü sanki biraz şişmiş. Şimdi bunu iyileştirmek için şu gördüğümüz suyun içerisine ne yapacağız? Daldıracağız. Bir 5-10 saniye, belki bir dakikaya yakın orada bunu banyo ettireceğiz. Ondan sonra bunun hiçbir şeyi kalmayacak. Şimdi önceki denemelerimizden tecrübe edindiğimiz için biliyoruz. Allah verir kaçmıyor. Bak şimdi ağzının açık kaldığını görebiliyoruz. Bak bak. Dur bu horoz yardımın kaçtı mı? Şimdi şöyle güzel tutalım. Bak bak, ağzı açık kalmış neredeyse. Evet, şöyle çimdiriyoruz. Evet. Bu da böyle bir hastalık. Kaç gündür bizim bunları yakalamış. Ben de böyle bir tedavi uyguluyorum ve iyileşiyorlar. Şimdi şöyle tam basalım. Evet. Kesin bunların ateşleri çok yüksek olduğu için böyle hareket yapıyor. Zaten bir tanesini kesmek zorunda kalmıştım önceden, bu yöntemi bilmediğim için. Tabii bu yöntemi de kendim buldum. Deneme yanılma yöntemiyle dedim, acaba bunlar niye böyle yapıyorlar? Ateşleri mi yükselmiş nedir? Suyun içerisine daldırıp 5-10 dakika değil de, yani bir dakikalık bir süreç içerisinde böyle bulunduğu zaman ateşleri düşüyor. Dur bir şey etmez yavrum. Hop, arada bir kafasını da böyle komple sokuyoruz ki kafası da ıslansın. Fakat öyle fazla tutmamak lazım kafasının altında, hemen boğazına su kaçabilir. Bir daha yapalım. Evet. Bu yeterlidir. Şimdi bırakalım. Kendisi çıkabiliyor mu? Şimdi bu tavuğu unutmayalım. Sonradan bunu bir saat sonra tekrar çeksem mi acaba? Çekip birleştirsem daha iyi anlaşılır, iyileşip iyileşmediğini anlamak için. Şimdi bu zıplayacak, üstümü başımı batıracak. Şeyinde bir sıkıntı yok, hareketlerinde bir sıkıntı yok, fakat nefes darlığı çekiyor. Ya bu böyle gide, yani nefes darlığı göstere, mundar olma ihtimali çok yüksek. Bir tane tavuk vardı, anaç tavuk, bu daha şu anda fere. Fere demek nedir? Daha tavuk olmamış, yani daha yumurtlama zamanına gelmemiş ama ona doğru gidiyor olan birisi. Fere işte anas bir tavuk vardı. Fakat onu kesmek zorunda kaldım. Çünkü yerden kalkamadı böyle. Fark etmemişiz önceden. Baktım ki nefes alamıyor. Neyse, koştum, bıçağı getirdim ve kestim. Şimdi birkaç tanesinde böyle olunca ben de dedim bunlara nasıl bir çare bulayım? İlaç mı vereyim yoksa? Böyle bir yöntem mi uygulayayım? Ben de bu yöntemi buldum. Fakat iyileştiklerini de gördüm. Bundan önce 2 tane mi 3 tane mi vardı. Bu şekilde suyun içerisinde biraz bıraktıktan sonra kendilerini toparladılar. Şimdi ne yapayım? Bunu durdurayım mı? Mola verdireyim.
aradan biraz zaman geçsin. Tekrar bunu çekeyim. Zaten bu tip bir şu anda şeyimiz yok. Tavuğumuz yok. Diğerleri hep farklı. Bir tane bu renkte görünüyor ama o küçük. Anaç tavuk dediğimiz bunlar işte. Tavuk, tavuk. Sen ne diyorsun bu işe? Afacan. Hı? Bugün de 20 Eylül 2021. Şimdi sanki biraz iyileşmeye doğru gitmeye başladı. Artık ağzını fazla açmıyor. Fakat üşüdüğünü belli ediyor sanki. Biraz üşümüş. Su soğuk. Bu taraftan da çekelim. Sular da yeni yeni gelmeye başladı. O yüzden musluk doldu. Dolduğu da iyi oldu ki tavuğu çimdirmek mümkün oldu. Şimdi ne yapalım? Bunu buradan indirelim. Bak, hasta olduğu hemen belli. Kafasını şu sağa sola hızlı bir şekilde yapıp ses çıkarıyor. Fakat emin olun iyileşecek. Çünkü bundan önceki abileri, ablaları da aynı duruma düşmüştü. Onları bu şekilde tedavi ettik. Bunun ne hastalık olduğu belli değil. Tritikale yediriyoruz. Onun etkisi olabilir mi? Tritikalenin içerisinde süpürge tohumları var. Süpürge tohumlarını belki de yemiş onlar böyle halde verebilir. Ama bunlar yeni başladı böyle hastalık. Yani Tritikale'yi ta 8. ayın başından itibaren, hatta daha evvelinden, bu sene çabuk mahsul kapıya geldiği için daha evvelinden Tritikale yemeye başladılar. Başka da hiçbir şey vermiyoruz. Olsaydı o zaman da olurlardı. Şu anda yani böyle olması farklı sebeplerden de olabilir. Neyse, bu şimdi suyun içine düşmesin. Hele bunu geriye doğru yapın, görüm suyun içine düşmesin diyecek mi yoksa? Ula sendeleme oğlum, sendeleme. Ulan. Cici tavuk. Nasip olsa bir ay sonra bu da doğmaya başlayacak. Yumurtalarını verecek, biz de yiyeceğiz. Tıpkı anneleri gibi. Sen hastalamış mısın? Sen hastaladın mı? Sarı fere. Fırsat bunu bir daha mı suya bassam acaba? Hazır elimin altında. Gel bakalım. Şöyle bir yakalayayım. Evet, yakaladım. Yakaladım, evet. Şöyle bir daha basalım. Bir daha çim. Şöyle biraz da sürtelim. İçine işlesin. Tüylerinin içerisine işlesin. Ola batırdın ben, ola beni batırdın. Hoşlandın galiba bu işten, sen de hoşlandın ha? Hoşuna mı gitti? Bir de şu kafanı basabilsem. Kafanı bassam çok güzel oluyor çünkü o zaman kafandan şu ateş de gitmiş oluyor. Neyse, daha gel. Daha git, yoksa fazla çimmekten hasta olacaksın.
Sesinden belli hasta oldu bu. Batçı sen ne yapıyorsun Batçı? Hele buraya bak. Hele buraya baksana. Hey. Korkma seni sindirmeyeceğim. Korkma gitmene gerek yok. Korkma. Hele bak hemen anladı ha. Hemen sana bir şey etmem. Sen hasta değilsin ki. Evet tavuk şu anda. Biraz kendini toparlamaya çalışıyor. Ama her hastalığa bu çimdirme işi iyi gelmeyebilir. Fakat emin olun ki yemeğe de başlamaya çalıştı. Yani aradan bir süre, yani bir saat sonra bunda hiçbir şey kalmayacak. Hele dur seve seni. Cici tavuktu. Evet biraz kendine geldi galiba. Şimdi durdurayım. Hele bir 10-15 dakika sonra tekrar bir kayıt yapayım bunu. Şimdi bu masanın altında bulunanlarda da bu hastalık var mı bakalım. Nasıl anlıyoruz? Ağız açık kalacak ve ilgili sesi çıkaracak hastalık sesini. Bunlarda galiba yok öyle bir şey. Genelde yatışanlarda oluyor böyle şeyler. Bunlarda yok. Boncuk sen ne yapıyorsun burada? He? Sen ne diyordun? Suyun var mı? Bakalım su var mı senin? Varmış, suyum var. Sıkıntı yok. Ördekleri de kestik. 3, 4, 5 tane kalmış. 40 tane ördek. Eksi 5 eşittir 35 tanesi kesilmiş durumda. Şimdi aradan bir 5 dakika geçti hele. Uzun bir zaman geçmedi. Hele bu küçüğe bak, hele bu küçüğe bak. Bu da Feriadi. En küçükleridir.